Yaklaşık 80 bin hemşerimize etki edecek bir alan burası. Buca'nın merkezinde. 30 bin metrekarelik bir yeşil alan. Burada gördüğünüz bitkiler, ağaçlar ve çalılar kooperatiflerimizden alındı. Başkanımız Tunç Soyer'in planlamış olduğu acil çözüm ekibi tarafından acil bir şekilde planlanan bir yer. Bizim kafeteryamız sabah 8'de açılıyor. Gece 12'ye kadar hizmet veriyoruz. Kafeteryamıza gelen bütün ürünlerimiz kadın kooperatiflerinden üretilen gelen ürünlerimiz. Ve bugüne kadar gelen bütün misafirlerimiz çok memnun bir şekilde ayrıldı. Sabah saatlerinde buraya geldiğim zaman da benim en çok hoşuma giden şey sabah saatinde yaş farkı olmadan yani en küçüğünden en büyüğüne yürüyüş rotalarında ve basketbol sahalarında insanları gördüğüme gerçekten çok mutlu oluyorum. İlk zamanlarda aslında bizim güvenliğimiz. Burada hiçbir güvenliğin gidip hiç kimseyi uyarmasına veya bizim hiçbir çalışanımız, hiçbir misafirimiz uyarmasına gerek yok. Kendi aralarında çok güzel bu döngüyü kurdular. Ve buraya sahip çıkıyorlar. 50 yıldır bu fidanların buradaki mazisi. Burada tozdan, topraktan, gübre kokusundan geçilmiyordu. Sağ olsun ben bu konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Başkan'a götürdüğüm zaman fidanlık durumunu bana hiç tereddüt etmeden samimi bir şekilde muhtarım ben burayı sana İzmir'in en güzel tesisi yapacağım halkımıza. Başkanımız teşekkür ediyorum sözünde durdu. Alemize layık bir park yaptı. Bir tesis oldu artık yani. Belleri Tunç Başkan gerçekleştirdi. Ben yalnız şunu rica ediyorum buraya gelen insanlarımızdan parkına burayı sahip çıksınlar. Kendi evini nasıl temiz tutuyorsa burayı da temiz tutsunlar. Ekipler burada gece gündüz çalışıyorlar. Biz de vatandaş olarak herkes taşın altına elini koysun. Parka 100 metre yanında oturuyorum. İnşallah bunu kollarız. Buna sahip çıkamazsak biter. Ama ben 38 senedir orada oturuyorum. Orası çöplük. Allah razı olsun. Akşamları uğrayabiliyorum ama torunumu getiriyor. Önce fidanlıktı. Şu anda bir nefes alanımız oldu, ferahlama alanımız oldu. Netlerimizi gezdirebileceğimiz, rahatlayabileceğimiz, oturup bir çay içebileceğimiz bir alanımız oldu. Hemen hemen her sabah buradayım. Her sabah geliyorum. Her sabah bir hava almak için, bir çay içmek için, ne bileyim bir kahvaltımızı yapmak için. Kafedeki yiyecekler, içecekler de çok ucuz, uygun fiyatlı olduğu için çoğu zaman kahvaltımızı bile burada yaptığım oluyor yani. Çok güzel oldu. Nefes alabileceğimiz, yürüyüş yapabileceğimiz, gelip oturup bir çay içebileceğimiz bir alanımız olduğu için çok mutluyuz. Allah hep böyle yani devam eder, kapanmaz. Ben bir 10 yıldır falan buradayım. Böyle bir alana gerçekten bir ihtiyaç vardı yani. Hep diyorduk. Keşke bir çıkıp oturup bir çay içebileceğimiz bir yer olsa. Çok çok iyi oldu. Çok da memnunuz.